Sevgili izleyiciler, Barış Can'la Bir Yudum Şiir programında yine sizlerle beraberiz. Efendim, bir haftayı devirdik. Yine çok sıcak günler yaşadık. Gerçekten de Diyarbakır ve tüm ülke, hatta tüm dünya sıcaklarla boğuşuyor. Ve bu gecenin sıcağında sizlerle beraberiz. Efendim, Barış Can'la Bir Yudum Şiir programı cumartesi saat 15'te ve salı 23.30'da Söz TV ekranlarında. Diyarbakır'da müzikle ve şiirle uğraşan birçok sanatseverin olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Ben buradan programa başlamadan önce hepinize bir duyuru yapmak istiyorum. Sesine güvenen ve şiir okuyabilen, şiir yazabilen arkadaşlarımız bu programa konuk olabilirler. Gerçekten de kendi kaleminizden yazdığınız tüm şiirleri buradan okuma fırsatı veriyor Söz TV sizlere ve sizlerin de bunu değerlendireceğini zannediyorum. Efendim, bu akşam size çok özel, önemli bir konuğumuz var. Onu tanıtacağım. Bir öğretmen adayı Necat Uslu. Yakında onun şiirlerini zaten hepiniz çok iyi dinleyecek, çok iyi göreceksiniz. Gerçekten de birbirinden ilginç, birbirinden güzel şiirlerini burada okuyacak ve hepimiz dinleyeceğiz. Ama bu haftaki ana temamız ayrılık. Sizlerin de ayrılıklar üzerine benimle yaşadığınız ayrılıklarınızı anlatmanızı sizden rica ediyorum. Bizimle irtibat kurduğunuz zaman ayrılıklar konusunda neler yaşadığınızı, ne şekilde ayrılıklar yaşadığınızı bana anlatmanızı isteyeceğim. Bu hafta yine birbirinden güzel şiirlerimiz olacak. Yine geçen hafta çok özel bir konuğumuz vardı. Atilla Bey bugün burada kameralar arkasında duruyor, bizi izliyor. Kendisine selamlarımızı hemen iletiyoruz. Ve Necat Uslu ile birlikte olacağız biraz sonra. Ve şiirlerimiz az önce de söylediğim gibi ayrılıklar üzerine. Aslında biliyorsunuz ayrılık diye bir şey yok. Bu insanların kendi kendilerine uydurdukları bir yalan. Sevmek aslında bütün insanların en önemli uğraşısı. Ve tabii ki sevmenin hemen arkasından gelen özlemek ve beklemek duyguları da bununla karışık bir şekilde insanı oyalayan duygular. Efendim, herkes ayrıldıktan sonra eşine, dostuna, sevgilisine acaba onun daha sonraki zamanlarda ne yaptığını, nerelerde yaşadığını hep merak eder. Ve hepiniz çok iyi biliyorsunuz ki bu tür günlerin hemen arkasında doğan sabahlarda güneşin adeta bir başka güneşten çok daha farklı doğduğunu hemen hisseder insanlar. Ve ona göre karşısındaki sevgilinin uyanmış olması, işte saçlarını taraması, kendisini hatırlayabilmesi sadece birer özlem. Zamanı hatırlatan her şeyden nefret edilir bu esnada ve önce beklemekten, ömür boyunca beklemekten bıkılır ve bu durumda insanlar ya bekler ya da en kötüsü hazin tarafı yaşantının bir çocuğun önce doğmasını bekliyor olmasıdır. Ve sevgili izleyiciler, zaman ilerler, bu defa para kazanmasını, kanunlara saygı göstermesini, insanları sevmesini bekler. Ve bir süre sonra aldanmasını ve aldatmasını beklerler. İşte bu duygularla yüklü bir şiirimiz var. Ben bu şiire geçmeden önce kısa bir reklam kuşağı vermek istiyorum. O zaman size bu bahsettiğim şiiri ben müzik verecektik, altında müzik verecektim ama isterseniz hemen onu şey yapalım, okuyalım. Ayrılık diye bir şey yok, bu bizim yalanımız. Sevmek var aslında, özlemek var, beklemek var. Şimdi neredesin, ne yapıyorsun? Güneş çoktan doğdu, uyanmış olmalısın. Saçlarını tararken beni hatırladın, değil mi? Öyleyse ayrılmadık, sadece özlemliyiz ve bekliyoruz.
Zamanı hatırlatan her şeyden nefret ediyorum. Önce beklemekten ömür boyunca. Ya bekliyor ya bekletiyor insan. İkisi de kötü. İkisi de hazin tarafı, yaşantımızın bir çocuğun önce doğmasını bekliyorlar. Sonra yürümesini, konuşmasını, büyümesini. Zaman ilerliyor. Bu defa para kazanmasını. Kanunlara saygı göstermesini, insanları sevmesini. Aldanmasını, aldatmasını bekliyorlar. Ve sonra... Sonra ölümü bekleniyor insanoğlunun. Ya o, ya o. İnsanlardan dostluk bekliyor, sevgilisinden sadakat, çocuklarından saygı ve bir parça huzur bekliyor, saadet bekliyor yaşamaktan. Zaman ilerliyor bir gün, o da ölümü bekliyor artık. Aradıklarının çoğunu bulamamış, beklediklerinin çoğu gelmemiş bir insan olarak göçüp gidiyor dünyada. İşte yaşamak maceramız bu. Yaşarken beklemek, beklerken yaşamak ve yaşayıp beklerken ölmek. Özlem'e bir diyeceğim yok tabii ki. O kömür kırıntıları arasında parlayan bir cam parçası. O nefes alışı sevgimizin, kavuşmalarımızın anlamı. O tek güzel gönül bekleyişlerimizin, insanlığımızın, özleyişimizle alımlı yaşantımız özlemlerle güzel. Özlemin buruk bir tadı var. Hele seni özlemenin, hele seni özlemenin. Bir kokusu var bütün çiçeklere değişmem. Bir ışığı var, bir rengi var seni özlemenin, anlatılmaz. Verdiğin acılara dayanıyorsan seni özlediğin içindir. Beklemenin korkunç zehiri öldürmüyorsa beni, seni özlediğim içindir. Yaşıyorsam, içimde umut varsa yine seni özlediğim içindir. Seni bunca özlemesem, bunca sevemezdik. Evet sevgili izleyiciler, birinci şiirimiz bitti. Bir ayrılık şiiriydi. Programımız Söz TV ekranlarında yayınlanıyor. Sizlerden gelen yoğun istek üzerine önceki programlarda okuduğumuz şiirleri tabii ki bu programlarda da okuyacağız. Ama hemen duyurumuzu yenilemekte yarar var. Şiir yazabilen, şiir okuyabilen tüm izleyicilerimizi bu programa davet ediyoruz. Söz TV ekranlarında cumartesi saat 15'te ve salı günü 23.30'da bu programı izleyebilirsiniz. Efendim biraz sonra bir konuğumuz gelecek. Ve Necat Uslu bize birbirinden güzel şiirler getirmiş. Bu şiirleri bizimle paylaşacak. Şimdi isterseniz gelin ikinci şiirimizi okuyalım. Evet, ikinci şiirimiz yabancılarla ilgili bir şiir. Sevgili izleyiciler, yabancı olmak, her yerde yabancı olmak insana çok tedirginlik verir. İşte bu yabancı olmanın vermiş olduğu huzuru ve tedirginliği anlatan bir şiir. Yabancı. Hiçbir yeri bilmiyorum. Buranın yabancısıyım. Sevdiğime, sevdiğimi bildirmek için geldim. Heybemde şiirlerim, hikayelerim cebimde, ellerim göğüs kafesinde, aşkım şaşkınlığı. Yolumu araya araya buldum, sevdiğimi yanıla yanıla. Adı dudaklarımın birbirine değen noktalarında. Bana ilanı aşk etmedi, benden gizlemedi. Papatya fallarına inanmadığını bildiğimden ve inanamamalarını sevdiğimden, sadece gözlerine bakarak anladım çırpınan kalbini. Beni daracık yollarda, kalabalıklarda, karanlıkta, aydınlıkta, gece yarısı ve gündüz. Aynı meçhul hüzne çağırdı gülümsemesinde. Bir yanımı kaybedişimin, aklımdan, mantığımdan oluşumun sıkıntısı vardı. Ona dedim ki,
beni hüzünlü bir aşka teslim etme. Yanımda dur, adımı söyle. Dudaklarını kapat, gözlerinle söyle. Gözlerini kapat, yanaklarınla söyle. Yanaklarını öp, duruşunla söyle. Git, gidişinle söyle. Hiçbir yeri bilmiyorum, yabancıyım. Sevdiğimi, sevdiğini söylemesin, duyayım diye geldim. Önümde gözlerim, dizlerimde yorgunluk. Her yerimde hüzün, yolumu kaybolduğum. Sevdiğimi kaybede kaybede, adı her zerremde. İlanı aşk ettim, bir cevap vermedi. İnandığını bildiğimden sevdiğime ve inanmamalarını sevdiğimden ısrar etmedim. Duruşuna bakarak gördüm heyecanını. Yalnız gecelerde, akşamlarda ve gündüzlerde aynı malum acıya çağırdı gülümsemesinde. Bir yanımı kaybedişimin dünümden, bugünümden, yarınımdan. Ona dedim ki, bana bir ayrılıklı bir aşk teslim etme. Yanımda ol, adımı söyle. Korkuyorum, ellerimi tut. Avuçlarınla söyle. Avuçlarını ört. Sessizliğinle söyle. Kal, kal duruşunla söyle. Hiçbir yeri bilmiyorum. Yabancı mıyım? Ne? Yabancı mıyım? Bilmiyorum ki. Ama korkuyorum. Yanımda kal. Sevdiğini söylemesen de olur. Evet, sevgili izleyiciler, yabancı olmak, hele sevdiğine yabancı olmak gerçekten de çok zor bir durum. Ve siz olun, hele sevdiğinize hiçbir zaman yabancı olmayın. Efendim, şiir programımız devam ediyor. Ve şimdi yine bir şiirimiz var. Bu defa bir deli şiirini okuyacağım size ama bu deli biraz özel bir deli. Bakalım neler anlatıyoruz. Afacan bir çocuk gibi. Kırarım camlarını, kaçarım. Kovalar beni hüzün deli. Ben bir deliyim deli. Hani güneşin önüne kapkara gelir ya bulutlar, çeker giderler sonra. O bulutları salmam, tüm gücümle tutarım. Kızar bana güneş, kaşlarını çatar. Kurtulmak için elimden silkelenir bulutlar. Mücadele başlar, şiddetli mi şiddetli. Şimşekler çakar, başka yağmurlar yağmaya başlar. Kendine mi yoksa bana mı ağlamaya? Yağmur taneleri değil yere dökülür kalbime, olur gör. Peşimden koşarken hüzün devi ayağa kayar. Yuvarlanır gölüme, söver sayar. İşte böyle güneş kardeş söyle. Ben değil miyim deli? Sevdam gibi. Kesin ben bir deli. Afacan bir çocuk gibi kırarım camlarını, kaçarım. Kovalar beni hüzün devi. Ben bir deli. Hani güneşin önüne kapkara gelir ya bulutlar. Çeker giderler sonra. O bulutları salmam, tüm gücümle tutarım. Kızar bana güneş, kaşlarını çatar. Kurtulmak için elimden silkelenir bulutlar. Mücadele başlar, şiddetli mi şiddetli. Şimşekler çakar, başlar yağmur yağmaya. Kendine mi yoksa bana mı ağlama? Yağmur taneleri değil yere dökülür kalbim. Olur gör. Peşimden koşarken hüzün devi ayağa kayar. Yuvarlanır gölüme, söver sayar. İşte böyle güneş kardeş söyle. Ben değil miyim deli? Sevdam gibi. Kesin ben deliyim, deli. Afacan bir çocuk gibi
kırarım camlarını, kaçarım. Ve sevgili izleyiciler, Barış Can'la Bir Yudum Şiir, cumartesi günleri saat 15'te canlı olarak yayınlanıyor. Salı günü bu programın tekrarını izleyebilirsiniz. Biraz sonra çok özel bir konuğum gelecek ve size birbirinden güzel şiirler okuyacak. Kendisi bir öğretmen adayı ve şiirlerle çok yakından ilgileniyor. Şiir dünyasında gezinen biri. Biraz sonra beraber olacağız kendisiyle. Ben yine bir şiir okumak istiyorum sizlere. O evimde hala. Bakalım. Gittikten sonra, bir sevgili gittikten sonra evde nasıl izler bırakır? Seni uykudan hemen önce ağlayarak andığımda hasretin taşıyor rüyalara. Bir garip hüzün mevsimi üşütüyor iliklerimi. Gecenin siyah zülflerinde bir keder damlası oluyor. Düşüyorsun gözlerimden ve kaç gece vardır ki bilemezsin. Odanın içinde dört döndüğüm, kaç sabah vardır ki yemin bozup tekrar resmini elledim. Seni nasıl bir sevmişim, nasıl bir değer vermişim ki kapının ucunda çıkarıp gittiğin o kırmızı terliklerin daha hala aynı yerde. En son onu ısıttı diyetenin bugüne kadar hiç ellemedim. Bir de küpelerim var. Hani o senin inci küpelerin. Nasıl unutmuşsam giderken o da evimde hala. Ve her baktığımda o hatıra canlanır, durur gözlerimin ucunda. Sen doğup gününü unuttun diye üzülüp sitemle bakarken gözlerime bir çırpıda çıkarıvermiştin cebimden. Ve beni hiç unutmaman dileğiyle kulaklarını süslemişti o inci küpen. Nasıl unutmuşsan giderken o da evimde hala. Seni uykudan hemen önce ağlayarak andığımda hasretin taşıyor. Bir garip hüzün nefsimi üşütüyor ilklerimi. Gecenin siyah zülüflerinde bir keder damlası oluyor. Düşüyorsun gözlerinden ve kaç gece vardır ki bilemezsin. Odanın içinde dört döndüğüm, kaç sabah vardır ki yemin bozup tekrar resmini ellediğim. Seni nasıl bir sevmişim, nasıl bir değer vermişim ki kapının ucunda çıkarıp gittiğin o kırmızı terliklerin daha hala aynı yerde. En son onu ısıttı diyetenin, bugüne kadar hiç ellemedim. Bir de küpelerin var. Hani o senin inci küpelerin, nasıl unutmuşsan giderken o da evimde hala. Ve her baktığımda o hatıra canlanır durur gözlerimin ucunda. Sen doğum gününü unuttum diye üzülüp sitemle bakarken gözlerime bir çırpıda çıkarıvermişlerdi cebimden. Ve beni hiç unutmaman dileğiyle kulaklarımı süslemişti. Nasıl unutmuşsan giderken O da evimde hala. Sevgili izleyiciler, kısa bir reklam kuşağından hemen sonra yine sizlerle birlikte olacağız ve konuğumuz bu defa sizlerle birlikte olacak. Barış Can'la Bir Yudum Şiir devam edecek.
Sevgili izleyiciler, Barışcan'la Bir Yudum Şiir programı devam ediyor ve az önce size bahsettiğim gibi konuğumuz var. Onu şimdi sizlere takdim ediyorum. Necat Uslu geliyor yanıma. Necat Uslu bize bugün birbirinden güzel, hüzünlü şiirler okuyacak. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Hoş geldiniz, buyurun. Şöyle size alayım. Sağ olun. Biz böyle hüzünlü şarkıları söylüyoruz, hüzünlü şiirler okuyoruz bu programda. Evet. Sizler de bir şiir aşığısınız. Evet. Size yakınlarımızdan, arkadaşlarımızdan duyduk metinizi. Yok sağ olun. Teşekkürler ama abartmışlar herhalde. Güzel, güzel şiirler söylüyorsunuz ama duyduğumuz kadarıyla. Mutlaka. Şiir dünyasında gezinen bir insansınız. Yani şöyle söyleyeyim. O deryada bir katre olmaya çalışıyorum sadece. Hı-hı. Elimden geldiği kadar uğraşıyorum. Evet. O duygularla bir şeyler yazmaya çalışıyorum. Şairlerimizin birçok şiirlerini okudum. İşte evet. Bugün de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce şiir okumaya çalışacağız. Şiirlerinizi seçerken neye dikkat ediyorsunuz? Hangi şairlerin şiirlerini okuyorsunuz? Ya da ben şöyle sorayım, şair seçiyor musunuz şiir okurken? Şimdi ilk başlarda tabii ki şair seçmiyordum. Yani önüme gelen her şiiri okuyordum ama belli bir yol kat ettikten sonra mutlaka daha fazla okuduğunuz şairler oluşuyor. Yani her şiirini okumamaya başlıyorsunuz. Biraz daha seçici olmaya başlıyorsunuz. Hı 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 hı. Ama doğru şairleri ve doğru şiirleri bulabilmek için de sanırım birçok şiiri de okumak, içinden elemek gerekiyor evet, diye çok düşünüyorum. Çok fazla okumak gerekiyor. Hı hı. Özellikle yani mesela etkilendiğim şairlerden biri Diyarbakırlı bir şair olan, çok büyük bir şair hakikaten. Bugün hala yaşayan Ergan doğumlu bir şairimiz Sezai Karakoç'un şiirlerinden gerçekten çok çok etkilendim. Ki hala okumaya devam ediyorum. Özellikle Sezai Karakoç'un şiirlerini. Bunun dışında tabii ki ikinci yeni şairleri, yani son dönem şairler daha çok etkiledi beni. Okumak, yani bir de şöyle bir şey. Elimden geldiği kadar da insanları böyle şiir okumaya, daha doğrusu hele hele bölgemizde okuma gerçekten aile içinde çok fazla olmadığı için örnek olunamıyor. Ama son yıllarda bu biraz daha gelişmekte, velilerimiz biraz daha bilinçlenmekte ve bunda öğrenciler üzerindeki etkisini görmekteyiz. Böyle işte. Hı hı. Peki siz şiirleri ne zaman keşfettiniz yaşantınızda? Yani ne zaman ya şiirleri sevmeye başladınız? Şöyle söyleyeyim, çocukluğumdan beri yani bir şeyler yazıp çiziyordum böyle amatörce. Yani bir şeyler yaz çiz yaz çiz. Ama şunu söyleyeyim, gelgitlerin olması, aşk hayatının olması özellikle, çünkü çok büyük bir etkisi oluyor aşkın. Ha bunun dışında tabii ki toplumsal olarak biraz da ezilmişlik, biraz geri kalmışlık. Yani geri kalmışlık anlamında, cahillik anlamında değil. Biraz diğer batıya göre biraz daha böyle alttan hayata başlamamız ve çabalayarak bir yere gelmemiz bayağı bir etkiledi. Evet. Peki bugün güzel şiirler getirdiniz bana. Evet. Sezai Karakoç'u çok seviyorsunuz. Çok çok seviyorum. Ve onun şiiriyle sanırım programa evet, başlayacaksınız. Evet, Sezai Karakoç'un Masal adlı şiiriyle başlayacağım. Evet, bir Doğu Batı sentezi sanırım işlenmiş evet. Bu şiirde. Hikayesini biraz sonra dinleyelim. Hı-hı. İsterseniz şiirimizi okuyalım. Okuyayım. Şöyle stüdyomuzun ışıklarını falan düzenleyelim, müziğimizi çalalım ve
Necat Bey'e bize şiirini okusun. Hadi bakalım. Sağ ol. Doğuda bir baba vardı. Batı gelmeden önce onun oğulları batıya vardı. Birinci oğul batı kapılarında büyük törenlerle karşılandı. Sonra onuruna büyük şölen verdiler. Söylerler söylediler babanın onuruna. Gece olup öldürdüler onu ve gömdüler kimsenin bilmediği bir yere. Baba bunu havanın ansızın kabaran gözyaşından anladı. Öcünü alsın diye kardeşini yolladı. İkinci oğul batı ülkesinde gezerken bir ırmak kıyısında bir kıza rastladı dağların tazeliğinde. Bal arılarının taşıdığı tozlardan, ayna hamurundan, ay yankısından, samanyolu aydınlığından, inci korkusundan, gül tütününden de doğmuş sanki. Anne doğurmamış da gök doğurmuş onu. Saçlarını güneş destelemiş, yıllarca peşinden koştu onu. Kavuşamadı ama ona. Batı bir uçurum gibi girdi aralarına. Sonra bir kış günü soğuk bir rüzgar alıp götürdü onu. Ve ikinci oğlu sivri uçurumların ucunda buldular onulmaz çılgınlıkların avucunda. Baba yağmurlardan anladı bunu. Yağmur suları acı ve buruktu. İşin künhüne varsın diye yolladı üçüncü oğlunu. Üçüncü oğul batıda. Çok aç kaldı, ezildi, yıkıldı. Ama bir iş buldu bir gün bir mağazada. Açlığı gidince kardeşlerini arayacaktı. Fakat batının büyüsü ağır bastı. İş çoktu. Kardeşlerini aramaya vakit bulamadı. Sonra büsbütün unuttu onları. Şef oldu. Kravat bağlamasını öğrendi geceleri. Gün geldi mağazası oldu, onu parmakla gösterdiler. Patron oldu ama hala uşaktı. Ruhunda uşaklık yuva yapmıştı çünkü. Bir gün bir hemşehrisi onu tanıdı bir gazinoda. Ondan hesap sordu o da. Sırf utançtan babasına bir çek gönderdi onunla. Baba bu kağıdın neye yarayacağını bilemedi. Yırttı ve oynasınlar diye köpek yavrularına attı büyüklü çeki. İyice yaşlanmıştı ama vazgeçmedi koyduğundan kafasına. Dördüncü oğlunu gönderdi batıya. Dördüncü oğul okudu, bilgin oldu. Kendi oymak ve ülkesini, kendi görenek ve ülküsünü günü geçmiş bir uygarlığa yordu. Kendisi bulmuştu gerçek uygarlığı. Batı bilginleri bunu kutladı. O da silindi gitti binlercesi gibi. Baba bunu da öğrendi sihirli tabiat diliyle. Kara bir süt akmıştı bir gün evin kutlu koyunundan. Beşinci oğul bir şairdi. Babanın git demesine gerek kalmadan geldi ve batının ruhunu sezdi. Büyük şiirler tasarlardı, trajik ve ağır. Batının uçarılığına ve doğunun kaderine dair topladı tomarlarını, geri dönmek istedi. Çöllerde tekrar ede ede şiirlerini, kum gibi eridi gitti yollarda. Sıra
altıncı oğulda. O da daha batı kapılarında görünür görünmez alıştırırlar tatlı zehirli sulara. İçkileri içti, kaldırım taşlarını saymaya kalktı. Ev sokak ayırmadı, geceyi gündüzle karıştırdı. Kendisi de bir gün karıştı karanlıklara. Baba ölmüştü acısından bu ara. Yedinci oğul büyümüştü baka baka ağaçlara. Baharın, yazın, güzün, kışın sırrına ermişti ağaçlarda. Bir alın yazısı gibiydi kuruyan yapraklar onda. Bir de o talihini denemek istedi. Bir şafak vakti batıya erdi. En büyük batı kentinin en büyük meydanında durdu ve Tanrı'ya yakardı önce. Kendisini değiştiremesinler diye. Sonra ansızın ona bir ilham geldi ve başladı oymaya olduğu yeri. Başına toplandı ve baktılar batılılar. O aldırmadı bakışlara. Kazdı, durmadan kazdı. Sonra yarı beline kadar girdi çukura. Kalabalık büyümüş, çok büyümüştü. O zaman dönüp konuştu. Batılılar, bilmeden altı oğlunu yuttuğunuz bir babanın yedinci oğluyum ben. Gömülmek istiyorum buraya, hiç değişmeden. Babam öldü acılarından kardeşlerimin. Ruhunu üzmek istemem babamın. Gömün beni değiştirmeden. Doğulu olarak ölmek istiyorum ben. Sizin bir tek ama büyük bir gücünüz var. Karşınızdakini değiştirmek. Beni öldürseniz de çıkmam buradan. Kemiklerim değişecek, toz ve toprak olacak belki. Fakat değişmeyecek ruhum, değişmeyecek. Onu kandırmak için boşuna dil döktüler. Açlıktan dolayı çıkar diye günlerce beklediler. O gün gün eridi ama çıkmadı, dayandı. Bu acıdan yer yarıldı, gök yarıldı. O nurdan bir sütuna döndü, göğe uzandı. Batı bu sütunu ortadan kaldırmaktan aciz kaldı. Hala onu ziyaret ederler, şifa bulurlar. En onulmaz yarası olanlar, ta kalplerinden vurulmuş olanlar, yüreğinde insanlıktan bir iz taşıyanlar. Çok güzel bir şiirdim. Sezai Karakoç hayatıyla ilgili bilginiz var mı? Neler söyleyeceksiniz? Mesela bu şiiri Diyarbakır'dan gittikten sonraki zamanlarda mı yazdı? Her bir oğlun batıya giderken yaşadıklarını acaba kendi hayatından esinlenerek bu şiire döktü. Çünkü o da burada bu yıla kadar yaşamış bir insan değil. Hayatının belirli bir döneminde batıya göç etti. Şimdi giderken de mutlaka kendi hayatından almıştır diye düşünüyorum ama bilemiyorum. Mutlaka yani kendi hayatlarından aldığı ilhamla yazmış olmalı bu şiiri. Ama şöyle bir şey, sadece Türkiye içindeki doğu ve batı değil. Dikkat edersek özellikle teknolojinin gelişmesiyle beraber batı toplumu ta Cumhuriyet yıllarından bu yana batı toplumundan birçok şey toplumumuza girdi. Alındı ama birçok şey değiştirilmeden alındı. Ve Sezai Karakoç özellikle bunlara dikkat çekmekte. Birçok şey. Hele son dönemlerde gençliğin farklı bir şekilde yetişmesi. Evet. Yani bunlar üzerinde birçok yorum yapılabilir. Çok fazla, çok daha uzatılacak şeyler söylenebilir. Evet. Hani Sezai Karakoç hayatı hakkında kısa bir bilgi vermek istersek. Sezai Karakoç Diyarbakır Ergani doğumlu. Ne zaman çıktı mesela Diyarbakır'dan? Ya 1933 yılında Diyarbakır'da doğdu. İşte ilkokul döneminde Diyarbakır, Elazığ Maden ilçesi. Buralarda işte ilk öğrenim hayatı. Daha sonra yani maddi durumu düşük olan bir ailenin ferdiydi. Daha sonra
Adıyaman'da ortaokulu okudu. Adıyaman'dan sonra yine parasız yatılı olarak Adıyaman'da da parasız yatılı ortaokulu okudu. Daha sonra Antep'te yine parasız yatılı olarak liseyi okudu. Daha sonra üniversite okumak için İstanbul'a gitti. İstanbul'a ve orada kaldı. Hı-hı, ve orada kaldı. Evet, peki. Şimdi siz çok güzel şiirler yazıyorsunuz. Elimden ve gelirken ben birçok şiirinize baktım ama en güzeli Yaşam ve Ben sanırım. İsterseniz o şiiri de okuyalım, hep birlikte dinleyelim. Tamam. Pekala. Sağ olun. Evet. Necat Uslu, Yaşam ve Ben adlı şiirini okuyor sevgili izleyiciler. Sarışın bir aşifte gibi sırıtan güneş, dansöz kıvraklığıyla süzülüyor penceremden. Odamı aydınlatıp ruhumu karartıyor. Günahkarım, katilim, çünkü şairim. Tutup sözcükleri boğazlıyorum. Esirimdir sözcükler, emiriyim onların. Aşk sözcüğünü nakış nakış işliyorum yüreğime, bir hattatın, ressamın titizliğiyle. Aşk, şairin yaşam gayesidir. Onunla filizlenir şair. Yağmur olup yağar kurak topraklara. Bazen bir dağdır, firarileri saklar. Bir yıldız olup renklendirir gökyüzünü. Garibin heybesindeki bir lokma ekmektir, denizdeki balık, bahçedeki çiçektir. Yalandan sonra dünyadaki tek gerçektir, şair. Sanırım bu şiirde yaşamdaki yerinizi sordum. Yani birçok şeyle mücadele etmekte ki insanoğlu, yani hepimiz bir şeylerle mücadele ediyoruz ama birçok şeyde ikilem. Hı hı. Yani gelgitler, meczir dediğimiz, yani yüreğimde fırtınalar kopmakta. Bunları da yazıya dökmeye çalışmaktayım. Ama hala hayattaki yerimi bulmuş değilim. Bulmuş değilsiniz. Bulmuş sanırım değilim. Bu bütün insanlar için geçerli. Herkes sanırım ölene kadar hep arayış içerisinde, evet, olacak. Hep doğruyu bulmak için adımlar atacak. Evet. Bu böyle bizim yaşam gayemiz olacak bütün insanlar için, değil mi? Kesinlikle. Geçen hafta az önce de söylemiştim programın başında. Atilla Bey konuğumuz olmuştu, evet. Atilla Can. O da çok güzel bir, evet, şairdir, şiir çok okurdur. Çok sevdiğim, gerçekten samimi çok bir arkadaşım. Çok güzel bir dostumuz. Evet, bir dostum. O da bizi şu anda kamera arkasında bizi izliyor. Tekrar bize destek veriyor. Atilla Bey'in bir şiiri vardı. Onu sizin ağzınızdan dinlesek nasıl olur? Evet. Atilla Bey'in... Deneyelim mi? Tabii. Ne demek? Nas'tan. Peki o zaman hemen müziğimizi hazırlasın yönetmenimiz. Hemen Nas'tan... Nastenka. Nastenka. Evet. Nastenka da... İlginç bir isim. Evet. İlginç bir isim. Dostoyevski'nin Beyaz Geceler adlı romanından. Oradaki bir kahraman, evet. Nastenka oradaki bir kahraman. Evet. Oradan esinlenerek yazılmış. Hakikaten yani bu Sezai Karakoç'un okuduğum masal şiirinin ayarında gerçekten böyle. Peki ben çok merak ettim bu şiir. Bu şiirde Nastenka ki ilk acaba defa okunacak. Evet, evet. Yani evet. Başka hiçbir nasıl yerde acaba vurgulanmış, evet, bu karakter nasıl, evet, vurgulanmış? Atilla Can'ın şiirini Necat Bey okuyor. Evet, hep birlikte dinleyelim.
Sana sarışın mavi Rus dilberi diyordu bütün ajans bültenleri. Oysa ben seni Petersburg'un nehri ayıran korkuluklarında keşfetmiştim. Korku dolu gözlerle. Sense gözlerinle yaş dokuyordun, ayrılık kokuyordun. Aniden bastıran yağmur, ulu sisleri ardında seni bir hayal gibi silip süpürüleceğinden korkuyordum Nastenka. Haritaların dışarı taşan yırtık kısmında hücrelerinin bütün kodlarını değiştiriverip nataşalaşıyordun. Sarışın mavi gözlüm Nastenka'm. Ruhunun bedenime, bedeninin ruhuma sızdığı en yarık, en yanık halim. Artık gülücüklerin de merhem tutmuyor Nastenka. Yarıklarımda yeniden bir diriliş çığlığı yarat. Hücre hücre çoğalt kendini, çığ gibi sara sara, dona dona, dolana dolana. Bohçanı omzuna asmış, beni de kaçır diye yalvarıyordun ülkene. Oysa bilmiyordun Nastenka'm, benim de senin gibi yıkık, viran ülkelerimin olduğunu. Nehri ayıran korkuluklarında devam etti seninle yolculuğumuz. Nehir durmadan aktığı yöne insan taşıyordu. Bizse farklı yönlere bakıyorduk. Ayaklarımızın altında çiğnediğimiz köprü umutlu umutsuz insanları buluşturuyordu. Bizse umutlarımızın bile farkında değildik. Nehri ayıran köprünün korkuluklarında kıtalar arası köprümüzün harcını atmaya başladık. Durmadan ağlıyor, sevginin harcını suluyordum. Nereden bilebilirdim ki bu denli vefalı olabileceğini? İlk harcı sen atmıştın. Boylu boyunca utandırmıştın oysa beni. Artık anamdan, ninemden dinlediğim şarka ait ne kadar masal varsa erkeği büyüten. Hepsini, ama hepsini kendimle yırtıp atacağım Nastenka. Sular durmadan akıyor. Sen durmadan susuyordun. Hıçkırık oluyordu susuşun. Nehrin hırçın köpüklü sularında. Nehrin kapakları açılmışçasına coşuyor, coşuyordun. Veyahut da bu soğuk kış gününde tabiatının dengesi bozulmuş, bütün karlarını eritiyordun. Ne yalan söyleyeyim Nastenka'm, ben de karlarımı erittim. Sonra yangın yerinden kaçarcasına Nastenka. Doğru, haklısın güzel kız. Ben de ömrümde hiç bu denli yangın görmemiştim. İyi güzel de sana ne oluyordu? Benim alevlerim taşıyor olamazdı. Kendi alevlerinden miydi kaçışın? Kaç güzel kız, kaç. Kışına çivi çakacak değiliz ya dünyamızın. Koordinatlarını saya saya peşine düşeceğim. Nastenka. Bekliyordum. Evet. Bekliyordum. Henüz 17'sindeydin ama 16'sında sevmeye başlamıştım. Sarışın, mavi gözlü Nastenka. Sonra umut taşıyan köprüde hızlı adımlarına akort vermeye çalışıyordum. Yüreğimin çeperlerinde. Peşin sıra aynı okyanusa sürükleniyordum. İçinde bütün canlıları barındıran, sonsuzluğu andıran gözlerinde gemilerimi batırdım. Masmavi bir sonsuzluktun. Oysa bana bu yüzmeler hiç öğretilmemişti. Ben derede kulaç atmıştım hayata. Sense okyanusların asi kızıydın. Benim sularım her mevsim kirli bunanık akardı. Seninse
mevsimini değiştirirdi kıtaların. Ansızın sağanak yağmaya başladı şaşkınlığımla beraber. Soğuk mevsimlerin kızıydın, terini hiç mi hiç ısıtmamıştın. Bense anamdan emmiştim dört mevsimi. Hüzün dolaşırdı gözyaşlarımla yüzünün deltasında. Okyanusunun en derininde volkanlar patlıyordu. Soğuk mevsimlere inat. Bana hikayeni anlatmaya başladın çok sonraları. Hiç kimseninkine benzemeyen. Hani sen çocuktun, ninen vardı. Ama kulakları zor duyan. Ne yapsın ninen? Çengelli iğneyle seni kendine bağlıyordu. İnan hiç kızmıyordum ninene. Ben de çengelli mi bilmem ama sana iyiden iyiye bağlandım. Bulutlara karışıyordum, suya, toprağa, en kötüsü de kanıma. Ben kulaç atıyordum mavi gözlerinde, sense yağmurlarını damıtıyordun kirpiklerinden, dalgalarımı büyüterek. Medcezirdi varlığın, yokluğun, vardın, yoktun, bir vardın, bir yoktun. Ne kadar da birbirimize benziyorduk. Seni de ihtilaller emzirmişti. Devrim devrim büyüyorduk. Cellatlarımıza inat. Sokağa fırlıyordum aniden. Nehrin suları mı taşmıştı ne? Ipıslaktım. Canhıraş, telaş içindeydim. İnsanlar vardı sana benzeyen. Sarışın, mavi gözlü insanlar. Güneşin sarısını, denizin mavisini taşımayan. Benziyordu kulakları, burunları. Aynı elma gibi. Biri tatlı, biri tatsız elma. Kızma ama Nastenka, bakarak elma da seçilmiyor ki. Dişlerine geçirmeli, dişlerine. Sonra tatlı tatlı hayaller kurmalı. Sana, bana, çocuklarımıza dair. İliklerin boşalmalı, iliklerin. Hiç bitmeyen bir hikayem vardı. Ardı sıra geceler süren. Ne yalan söyleyeyim, konuştukça sen. Nehrin suları çakıl, yosun sürüklüyordu. Konuştukça sen, böğrümdeki çakılları, beynimdeki yosunları sürüyordum. Nehir oluyordum, deniz oluyordum. En sonunda da okyanus. Bütün kıtaları, limanları sen soluyordun. Senle soluyordum, nehir durmadan akıyordu. Grigori Rasputin'imiz vardı. 1916'sında çarın zehirlettiği, kurşuna dizdiği, yine de öldüremediği, en sonunda da ellerini bağlatıp arkadan, tıpkı ihaneti gibi nehrin buz kesen sularına akan bir mezara dönüştürdüğü Grigori Rasputin'imiz. O günden beridir bu nehir anıt bir mezardır. Akan, yerinde durmayan. Şu yerküredeki çanakları görüyor musun Nastenka? Biri gökyüzünde, biri de denizin dibinde. Yo, boşuna bakma gözlerime. Onları henüz senle doldurmadım. Derinlere in, tıpkı derinlerime. Biliyorum, duygularım bakir değil. Manastırda yaşadığını da iddia etmiyorum. Alışmışsın, bulutların, beleş sevdaların, o seni aldatan sahte huzurlarına. Gel sana bizim oraların öykülerini anlatayım. Sana benzeyen, kırılgan, nazlı öykülerini. Seccademsin Anadolu'm gibi. Anadolu, analık dolu. Gözlerin Marmara, saçların Karadeniz. Boylu boyunca uzanır kır düşenleri de Doğu Anadolu. Saçının en tepesinde.
Marmara'ya uzanan kanyonlar, Menderesler çizerek, hüznü, gözyaşlarını akıtır Ege'ye. Nehirde biriktirdiğin hüznü, gözyaşlarını. En çok da Güneydoğum'a benziyorsun. Çorak, el değmemiş, yetim ellerde büyüyen. Erciyes kadar yılın 12 ayı kaygandır zeminin. Akdeniz, ak olan deniz. Memleketimin müteahhitinin sidiğiyle dolup taşmış, dalgaları bile ses vermez olmuştur. Güzel bir şiirdi, uzun ve güzel bir şiirdi. Dikkatli eğer dinlemiş olsak sanırım romanı da evet, öğrenebiliriz değil mi bu şiiri? Yani ama bu şiir bana göre tamamlanmamış bir şiir. Yani evet, daha gerçekten bir bütün destan bir romanı gibi, anlatan evet, tabii bir daha şiir. Destan gibi de evet, daha çok daha devam edilebilecek. Evet, yazılabilecek bir şiir. Evet. Atilla Can'ı tekrar kutluyoruz bu size yazmış olduğu çok şiirden. Çok teşekkür dolayı ediyorum arkadaşıma bu şiiri okuma şerefini bana evet, verdiği evet, için. Pekala. Peki çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Için. Çok çok sağ olun. Çok güzel bir program oldu. Uzun şiirler okudunuz evet, ama hiç sıkılmadık dinlerken. Sağ olun, teşekkürler. Uzun yaz gecelerinde bu program sanırım evet, izleyicilerimize büyük bir zevk katacak. Yani sürçülisan olduysa affola diyeyim ben. Estağfurullah. Gerçekten çok güzeldi. Çok çok tüm sağ şiirleriniz olun, çok güzeldi ve sizi tekrar tebrik ediyorum. Teşekkür ve şiir ediyorum, yaşamınız boyunca hep başarılar elde çok etmenizi çok de diliyorum. Teşekkürler. Efendim bir programımız daha sona erdi. Ben katkılarından dolayı Soylu Perde'ye ve Hayat Dijital Fotoğrafçılığa çok teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz bu program artık cumartesi günleri saat 15'te canlı, salı günü 23.30'da tekrar yayınlanıyor. Şiirle kalın diyoruz ve hoşça kalın.